Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi gelen soruları cevaplandırmaya çalışıyoruz bu bölümde, biliyorsunuz. Adıyaman'dan Hüsrev Başak sormuş. Bir kişi bütün şartlarına uyarak hanımını bir talakla boşasa, iddet içerisindeyken hanımına dönse, bu kişi bir talak hakkını kaybetmiş mi olur, yoksa süreç tamamlanmadığı için o talak sayılmaz mı? Şimdi Talak suresinde biliyorsunuz Allah-u Teala bir kimse karısını boşamak istiyorsa adetten temizlendiği bir dönemde ilişkiye girmeden boşasın, iddeti saysın, boşama sırasında iki tane şahit getirsin. Bu süre içerisinde kadını evden çıkarmasın, kadın da çıkmasın diye kesin emirler veriyor ve bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır diyor. Şimdi bu şartlara uygun olarak karısını boşayan bir kişi iddet içerisinde, yani kadın adet görüyorsa 3 kere adet görüp temizleninceye kadar, görmüyorsa ya da adetten kesilmişse 3 ay içerisinde eşine dönebilir. Eşine döndüğü takdirde yine eşini bir talakla boşamış olur. Fakat nikaha ihtiyaç olmaz. Burada hatırlatalım, bu Kur'an-ı Kerim Talak suresinde ve diğer ayetlerde Peygamber Efendimiz'in uygulamasında çok net ve açık bir şekilde ortaya konan, bu 3 aylık dönem içerisinde bir kadının birden fazla boşanamayacağıdır. Bir talaktan fazla boşama olmaz. Sadece bir talak olur. Tabii onu da biliyorsunuz, mezhepler bu işin tamamen çılgını çıkarmış diyelim. Bir adam bir anda karısını birden fazla talakla boşayabiliyor. Değişik meclislerde boşayabiliyor ama Kur'an-ı Kerim'de çok net ve açık. 3 aylık dönemde birden fazla boşayamaz. Bu süre içerisinde karısına geri dönebilir. Süre bittikten sonra dönerse nikah yapmak gerekir. Bitmeden önce dönerse nikah ihtiyaç yok ama bir talak meydana gelmiş olur. Hüsrev Başak'ın ikinci sorusu, Bakara suresi 54. ayette geçen "Tevbe edin ve nefislerinizi öldürün" ayetini nasıl anlamalıyız diyor. 9. sayfada Bakara 54. ayet. Bu Musa Aleyhisselam'ın Tur-i Sina'ya çıkmasından sonra bunlar biliyorsunuz buzağa tapmışlardı. Musa Aleyhisselam'ın ashabı, başlarında da Harun Aleyhisselam olmasına rağmen bunlar buzağa tapmışlardı. Müşrik olmuşlardı. İşte döndükten sonra işte bunlara Musa Aleyhisselam diyor ki ve izkale Musa li kavmihi ya kavmi. Musa Aleyhisselam kavmine demişti ki ey kavmim, innekum zalemtum enfusekum bittihadikumul icl. Şu buzağıyı kendinize tanrı edinmeniz sebebiyle kendinize karşı yanlış yaptınız.
Kendinizi kötü duruma soktunuz. Fetubu ila bari'ukum. Sizi yaratanınıza dönün. Yolunuzu bırakın ve onun dediği tarafa dönün. Yani tevbe edin. Faktulu enfusekum. Yani tevbe etmek, dönüş yapmak demektir. Yani Allah, Rabbinizin dediği yola dönün ve kendinizi öldürün. Kendinizi öldürün. Yani birbirinizi öldürün manasına. Tevrat'ta böyle ifade ediliyor. Birbirlerini öldürdüler. İşte sonra çoluk çocuk ağlamalar, sızlamalar, sonra yani büyük bir toz duman oldu, birbirlerini öldürdüler. Ve sonra Cenab-ı Hak bunları affetti şeklinde orada geçiyor. Burada da kendi kendinizi öldürün. Şimdi fektulü enfusikum'den bu manayı anlamak pekala mümkün. Bazıları da diyor ki işte içinizdeki o kötü düşünceleri öldürün. O bir yorum olur. Ama Tevrat'a baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim Tevrat tasdik eden kitap olduğu için fektulü enfusikum, kendi kendinizi öldürün olur. Evet, öbür soru. Muhammed Baltoğlu Konya'dan soruyor. Bakara 63 ve 93. ayetlerde İsrailoğulları hakkında geçen üzerinize Tur'u yükseltmiş, sizden kesin söz almıştık cümlesini nasıl anlamalıyız? İlk bakışta bu cümle dinde zorlamayı hatırlatıyor. Evet, bu defa da 11. sayfa. Demek Kur'an-ı Kerim'i kapatmamamız lazımmış. Ve iz ahadna mithaqakum ve rafa'na fawqakumu t-tur. Şimdi bu İsrailoğullarını, yani Tur'un kaldırılması olayı biliyorsunuz, yani o şeyi geçmeden sonra, Kızıldeniz'in geçilmesinden sonra olan olay. Kızıldeniz geçilinceye kadar bunlar çok sayıda mucize görmüşlerdi. İşte kurbağa mucizesi, suların kana dönüşmesi, işte çekirge baskını, bit baskını, o taşın yarılması, 12 tane su çıkması, şeyden geçmeleri, denizden geçmeleri falan, bütün bunları gördüler. Musa Aleyhisselam'ın Allah'ın peygamberi olduğu konusunda en küçük şüpheleri kalmadı. Ama habire şey yapıyorlar, isyan ediyorlar. Biliyorsunuz işte Kızıldeniz'i geçtikten sonra puta tapan bir kavme rastladılar. Dediler ki ya Musa, bize de bir tanrı yap, bunların nasıl tanrısı varsa. İşte Musa Aleyhisselam 40 günlüğüne ayrıldı, buzağa taptılar. Şimdi yavaş yavaş biliyorsunuz cezalar artırılıyor. Bu isyanlarından dolayı da Cenab-ı Hak ona bazı şeyler, onlara bazı şeyler haram kıldığında bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani her bir isyan, her bir haram bir mahrumiyeti gerektirir. Şimdi çevrenize bakın. En çok haramlarla meşgul olanlar hayatlarının bir bölümünde birçok nimetlerden mahrum olmaya başlarlar. Haramla mahrum aynı köktendir. Her işlenen haram bir yeni mahrumiyet getirir. İşte bunlar da habire inanıyor, şey yapıyorlar ve Cenab-ı Hak da bunlara şeyini artırmış, cezasını artırmış ve Tur'u tepelerine kaldırıp onlardan söz almış. Bunların durumu farklı. Bunlar çünkü gerçeği bütün açıklığıyla görmüş insanlar. İnandık, inanma. Bir giriyor, bir çıkıyorlar, bir girip bir çıkıyorlar. Yine de inançlarında durmuyorlar. Evet.
Ayşenur Çam Ankara'dan bildiriyor. Bakara 108. ayet. Yoksa siz peygamberinizi bundan evvel Musa'ya sorulduğu gibi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Halbuki her kim imanı küfre değiştirirse artık düz yolun ortasında sapmıştır. Burada bahsedilen sorguya çekmek nedir? Bakın. 18. sayfa. Vallahi böyle bir hemen canlı yayında cevap vermek de bayağı zor. Şimdi yanlış bir şey söylesek ne olacak? Söylemeyiz Allah'ım. Bilemezsek atlarız. Nasıl olsa bilmiyorum diye bir laf var. Onu söyleriz. Ondan daha şeysi olur mu? Evet. اَمْ تُرِيدُونَ اَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْا۪يمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّب۪يلِ Şimdi bu ayeti kerimenin bağlantısı şu anda aklıma gelmedi. Sizin aklınıza geliyor mu? Sen geldi mi? Tamam da ne? Ne istemişlerdi Musa? Ha, Allah erin Allah'a cehraten demişlerdi. Ama Peygamber Efendimiz'den istedikleri de şuydu yani şey o ayet hatırlarsın ve idabettenne ayeten mekâne ayet vallahu alem ma yubettil münezzil şeyde onu bir bulabilir misin ayet-i kerimeyi? Yok bu Peygamberimizden istedikleri buydu. Onu şey yaparsak onu demiyorum canım. İza beddelne ayeten mekâne âye. İza beddelne ayeten mi? O değil, ben ondan bahsetmiyorum. Peygamberimizden istedikleri, o adresi Musa Aleyhisselam'dan istedikleri. Ama ikisini de birlikte okuyalım. İkisini birlikte okuyalım. Nahil kaç? 101. Tamam. Tamam. Önce Musa Aleyhisselam'dan istediklerini şey yapalım. Nisa suresi 153. 103. sayfa, evet. Şimdi diyorlar ki Musa Aleyhisselam'a tamam, peygamberimizden istedikleri de var burada. Zaten aynı şey o. Öbür ayet de bunu destekliyor. يَسْأَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ Ehli kitap onlara gökten bir kitap indirmeni istiyor. Yani Yahudiler gökten bir kitap indir, sana inanalım diyorlar. فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى اَكْبَرَ مِنْ ذَٰلِكِ Senden gene iyi ki kitap istiyorlar. Musa'dan daha büyüğünü istemişlerdi. Fekalu erina Allah'a cahra. Allah bize Allah'ı açıkça göster demişlerdi. Fe akadethumus sa'ikatu bi zulmihim. Bu yanlış istekleri sebebiyle büyük bir ses onları, büyük bir çığlık onları yakaladı. ثُمَّ اتَّخَذُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ İşte az önce şey yaptık ya, bütün bu açık belgeler geldikten sonra tuttular, bu defa da buzağa yapıştılar. فَعَفَمْنَ عَنْ ذَٰلِكِ Onlardan bunu da bağışladık. وَاَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُب۪ينًا Ve Musa'ya çok açık bir belge vermiş olduk bunların aleyhine. Yani burada nedir? Bir insan, bu bizim için faydası şu bunun. Bir insan Yahudiler gibi olabilir. Bütün gerçekler her şeyle gözünün önünde olduğu halde bir inanır bir kafir olur, inanır kafir olur, inanır kafir olur. En büyük günahı da işleyebilir. Ama yine de bağışlanma kapısı açıktır. Bak buzağıya bile taptıkları halde Allah gene de bağışlamış. O zaman Cenab-ı Hak'tan ümit kesmeye hiç gerek yok.
İstenen suç, günah ne olursa olsun yeter ki Allah-u Teala'ya yönelin, Cenab-ı Hak sizi affeder. Şimdi Peygamber Efendimiz de diyorlar ki, bize gökten bir kitap indir. Şimdi bu Nahl suresinde de 101. ayet 279. sayfada ve idâ beddelne âyeten mekâne âye. Şimdi Yahudilerin kendi ellerinde bir Tevrat var. Kur'an-ı Kerim de Tevrat'ı tasdik için gelmiş olan bir kitap. Tevrat'ta olan bir ayet değiştirilince vallahu alim bima yunzil, Allah neyi indirileceğini iyi bilir. Kalu innema ente mufterin, diyorlar ki sen Allah'a iftira ediyorsun. Allah'ın böyle bir ayeti yoktur diyorlar. Ve ekseruhum la ya'lemun, hayır onların çoğusu bilmez. Başka ayet vardı. Bunun yerine başka evbeddilhu. Ve idâ tütle aleyhim âyâtuna beyyinâtin, bu da şey 211. sayfada Yunus suresi 15. ayet. Ve idâ tütle aleyhim âyâtuna beyyinâtin, onlara her şeyi açıklayan ayetlerimiz indiği zaman gâlillezîne lâ yercûne likâena, bizimle karşılaşma umudu olmayanlar, Allah'ın huzuruna çıkma umudu olmayanlar şöyle dediler: İti bi Kur'anin gayri hâdâ, başka bir Kur'an getir. Şimdi bize diyorlar ki ya bu ayet şart mı? Başka bir ayet oku diyorlar. Ya bu da olmadı başka, bu da olmadı başka. İnsanlar kendi gönüllerine göre din istiyorlar. Dine göre kendilerini uydurmak istemiyor. Dini kendilerine uydurmak istiyorlar. Hangi hoca insanların arzusuna uygun dini anlatıyorsa o hocadan daha iyisi yok. Bu dünyada iyi de ahirette ne yapacaksın? Bir kere şunu kafamıza iyice yerleştirelim ki hiçbir insan dinsiz olamaz. Hiçbir insan ibadetsiz de olamaz. Mutlaka kulluk eder. Birisi bir ilim adamına kul olur, birisi bir din adamına kul olur, birisi kendi nefsine kul olur. Yani onlara ibadet eder. Ama Allah'a ibadet ettin mi hepsinden kurtulur, hür olursun. Şimdi Allah'a kul olmak istemeyenler kendi arzularına göre kulluk edecekleri yerler ararlar. Eğer onların istediği dini bir hoca anlatırsa bu defa onun kulu kölesi olurlar. Buna çok dikkat etmek lazım. Hesabı Cenab-ı Hakk'a vereceğimiz için burası çok tehlikeli bir noktadır. İnsanlara bu hoca kendilerine kulluk etmek isterse onların nabızlarına göre şerbet verir ve çok meşhur bir hoca olur. Tepelerde dolaştırılır. Artık onun abdest suyu şifa olmaya başlar. Girdiği havuzun suyu teneke dağıtılır millete. Ama doğruları anlatırsa herkes onun doğru söylediğini bilir ama kimse de yanına gitmek istemez. Çünkü ağır geliyor. İşte Peygamber Efendimiz'e bunu söylüyorlar. Diyorlar ki, ya bir başka Kur'an getirsene yani. Ya da bunun yerine bir başka ayet koy. Şimdi bize diyorlar ki, can bu kelimeyi öyle anlamak zorunda mısın? Madem ayeti değiştiremiyorsun, kelimeleri değiştir. Onun için işte Peygamber Efendimiz'den de istedikleri bunlar. Tekrar Ayşe Nur Şam hanımefendinin şeyini okuyalım. Diyor ki Bakara 108'de, yoksa siz peygamberinizi bundan evvel Musa'ya sorulduğu gibi sorguya çekmek mi istiyor? Bu sorguya çekmek değil, istemek. Sorguya çekme meali yanlış burada. Sorguya çekmek değil, o yanlış. Yani Musa'dan istenen, Musa'yı sorguya çekmediler ki. Musa Aleyhisselam'dan istedikleri vardı. Sorguya çekme olayı yok. İsteme, isteme. İsteme. Bak Türkçemizde de vardı. Seyre köpünden sail derler. Kime derler, hatırlayanız var mı? Dilenci. İsteyen.
Zaten soru sormak da bir şeyi öğrenme isteğidir. Asıl istemektir yani. Evet. Evet, Ramazan Ergün Burdur'dan soruyor. Bakara 115. ayet. Vahdet-i vücut inancını savunanlar tarafından delil gösterilmektedir. Bu ayeti nasıl anlamalıyız? Bakara 115. Ha, bu şahsa mı cevap? O zaman bu cevap gitti ama neyse, bir daha burada şey yapalım. Burada konuşmuş muyduk bunun cevabını? Tamam. Evet. 96. sayfa mı? Ha yok, 19. sayfa. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ Doğu da Allah'ın, batı da Allah'ın. فَاَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ Hangi tarafa dönerseniz Allah'ın yüzü oradadır. اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ Cenab-ı Hak imkanları son derece geniş ve her şeyi bilendir. Şimdi hangi tarafa dönerseniz Allah'ın yüzü oradadır başka, nereye dönerseniz o Allah'tır başka. Yani vahdet-i vücutçular der ki her şey Allah. Yani her şey Allah'ın bir parçası. Kendileri de Allah'ın bir parçasıdır. Hatta ve mel kelbu vel hinziru illa ilahuna ve mel ilahu illa rahibun fi keniseti. Yani köpek de Tanrımız diyor. Domuz da Tanrımız. Kilisedeki rahip de Tanrımızdır diyor. Çünkü hepsi Allah'ın parçasıdır. Öyle diyerek insanları saptırıyorlar. Şimdi bununla hangi tarafa dönerseniz Allah'ın yüzü o taraftadır arasında bir ilgi var mı? Cenab-ı Hak tabii şimdi yani teşbihde hata olmaz falan derler, hata yapmamak lazım. Ama anlaşılsın diye söyleyeyim. Mesela koltuğunuzun altında bir tane bit olsa, o bite sorsanız bu adam nerede? Bit hangi tarafa dönerse dönsün siz oradasınız değil mi? Öyle değil mi? Ama şimdi siz bit misiniz? Şimdi koskoca kainat içerisinde dünyanın yeri ne ki? Samanyolu galaksisi içerisinde bizim vakıfta bir resim vardı. Dünya değil de Güneş sisteminin, Samanyolu galaksisinin resmini yapmışlar. Güneş sistemini bir nokta olarak bile gösteremiyorlar. Şuralarda bir yerde diyorlar bizim Güneş sistemimiz. Bırakın dünyayı, Güneş sistemi içinde böyle şuralarda bir yerde diyorlar. İşte bir kitapta diyor, siz diyor Samanyolu'nun resmini, haritasını çizmek isterseniz diyor, İstanbul'dan Erzincan'a kadar bir uzayan bir harita yapmanız lazım. Genişliği de 160 kilometre olsun. Bu haritanın üzerinde Güneş sistemi bir susam tanesi kadar yer işgal eder diyor. Güneş sistemi dünya değil. Burada da dünyayı gösteremiyor o kadar büyük haritada da. Ezi bu kadar küçük şey, ne tarafa yönelirsen Cenab-ı Hak oradadır. Çünkü bu ki, daha bir Samanyolu, öyle 100 milyar galaksi var, o birinci kat sema, onun üzerinde 2, 3, 4, 5, 6, 7 var, ondan yukarıda sonsuz bir kainat var. Şimdi burada şu var, peki biz namaz kılarken o zaman her tarafa dönelim, hayır. Hayır. Cenab-ı Hak her tarafta şüphesiz de, namazda sadece Kabe'ye döneceğiz. Kabe'ye dönmemizin sebebi birliktir, başka bir şey değil. Onu da Allah-u Teala anlatıyor. Diyor ki, لَا لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّ İnsanların sizin aleyhinize tutunacakları bir delil olmasın. Baksana bu Müslümanlar biri o tarafa dönüyor, biri bu tarafa dönüyor. Bu ne biçim bir şey? Bu, bir kere ibadetlerine bile birlik yok demesinler diye diyor. İllet bu. Yoksa haşa Cenab-ı Hak oradadır diye bir olay yok. Cenab-ı Hak her tarafta. O zaman bundan sonrakilerin şey yaptıysak, cevaplandırdıysak yok galiba.
Bakayım. Neyse, sen cevaplandırmış olsan da biz buradan cevaplarını verelim. Hocam benim bir sorum var. 40 bin Türk lirası param var. Biraz da borcum var. İnşaat, yani ev yapıyorum. Onu harcıyorum ama yine de kafama takılıyor. Felçli annem var. Elimden geldiği kadar bakıyorum. Elimden geldiğince bakmam yeterli mi ya da ne yapmalıyım? Tabii ki elinden geldiğince bakmalısın. Yani şimdi Allahü Teala ayette diyor ki, eğer annen babanın ikisi ya da biri senin yanında ihtiyarlarsa, ve izâ belâgâ ahadahum ve izâ imma yebluğanne indekel kibara ahaduhuma ev kilâhuma, anne babandan birisi ya da her ikisi senin yanında yaşlanırsa, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ, onlara öf deme. وَلَا تَنْهَقْهُمَا, onlara karşı ilgisiz de olma. Öf deme tamam ama ilgisizlik de gösterme. Bir kere وَمَنْ نُعَمِّرْهُمْ نَكِّسُ فِي الْخَلْقِ diyor Allah-u Teala. Kime uzun ömür verirsek yaratılışta onu gerisin geri çeviririz. Yani tekrar çocuklaşır. Anneye babaya karşı daha da ilgi, daha da çok ilgi göstermeye başlayacaksınız. İlgisiz de davranmayacaksınız. Elbette ki bu, yani şu işi yaptın, bu işi yaptın, o işleri yapman annene babana karşı ilgisiz davranmanın sebebi olamaz. Evet, Ayşe Bekdemir Hollanda'dan sormuş. Daha önce tefsir derslerimizde İsra 18 ve 19. ayetleri incelerken kim geçici olanı isterse koyduğumuz ölçüler standartlar içerisinde dilediğimizi ondan veririz ayetinde limen nuridu'ya takıldık. Sonra Kasas suresindeki bu ayeti, yani 77. ayeti inceledik. Buradaki nasibeke kelimesine nasibini diye çevirdik. Hocam limen nuridu ve nasibek birbiriyle ilişkili mi? Bu iki ayeti nasıl anlamalıyız? Kasas 77 ile İsra 18 ve 19. Birisi 285, biri 395. Şimdi bakalım 285. Burada Cenab-ı Hak diyor ki İsra 18-19'da مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ ف۪يهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ. Kim hemen olanı isterse orada belirlediğimiz kadarını istediğimiz kişi için veririz hemen. ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمْ, ama sonra ona cehennemi, onun için cehennemi yer olarak yaparız. يَصْلَاهَ مَذْمُومٌ مَدْحُورًا, gerilmiş ve kovulmuş olarak oraya girer. Şimdi bu limen nuridu sadece şeyle alakalı değil, yani cehennemle ilgili değil bu. Yani istediğimiz kişiye belirlediğimiz kadarını veririz. Sonra öbür neydi? Kasas 395. sayfa mıydı? Geçen de okumuştuk bunu. وَبْتَغِ ف۪ي مَا اَتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Allah'ın sana verdiği ile ahiret yurdunu ara ve dünyadan da nasibini unutma. Ve ahsin kema ahsene Allahu ileyk, sana Allah iyilikte bulunduğu gibi sen de iyilikte bulun. Ve la tebeğil fesade fil ard, yeryüzüne bir fesat çıkarma. İnne Allah la yuhibbul mufsidin, Allah fesatçıları sevmez. Şimdi burada şu var.
Burada kelime nuridu, bu kardeşimiz belli Arapça bilen birisi. Cenab-ı Hak, yani sizi Allah-u Teala bir takım bir şeyi belirler. Mesela önünüze bir tarla var. O tarlada işte hangi mahsulların daha iyi yetişeceğine dair Cenab-ı Hak yarattığı günden beri buraya bir takım şeyler koymuş, yani programlar koymuş. Siz de onun için gereken çalışmayı yaparsınız, hazırlarsınız, tohumu zamanında atarsınız, her şeyinizi yaparsınız. Üretimi de alırsınız, bakarsınız ki o üretimi eve götürürken bir sel gelir, siz de gidersiniz üretimi de, hatta o gider siz kalırsınız. Yani Cenab-ı Hak o ölçüleri koymuştur ama çalışmanız kazanmak için şart. Şartlarına uygun olarak çalışmanız da şart. Gereken bütün gayretleri göstermeniz şart. Ama bunları yapmak neticeyi elde etmek demek değildir. Ticarette de öyledir, sanayide de, her şeyde de öyledir. Siz elinizden gelen çalışmayı yapacaksınız. Sonra Cenab-ı Hakk'ın bütün iradenin Allah'a ait olduğunu bilip Allah'a da dua edeceksiniz. Orada da kulluk edeceksiniz. Ve bileceksiniz ki bütün yetki Allah'a aittir. Cenab-ı Hak her şeyi aldığınız zaman bile sizin bütün aldıklarınızı yok edebilir. Onun için o Allah'ın iradesinin dışına da çıkamazsınız. Ama siz o çalışmanızın karşılığını da alırsınız. Ne olur? Sevap olarak, mal olarak almasam bile çalışmış olmanın sevabını da alırsın. Yani çalışmak demek, usulüne uygun çalışmak demek, mutlaka kazanmak demek değildir. Yani kazanabilirsiniz de kazanmayabilirsiniz de. Yani Cenab-ı Hakk'ın kontrolünden hiçbir zaman dışarıya çıkamazsınız. Adem Gerede İstanbul'dan. Daha birinci sayfadayız ya. İşler çok. Yeni web sitemiz daha kullanışlı olmuş. Tamam, peki. İnşallah bundan sonra çok daha iyi olacak. Allah'tan başkasına adamaksızın hayvan keserse bir kimse etleri yenebilir dediniz. Domuz, leş yasağı olan ayette açıkladınız. Besmele şartı olan ayetin hükmünü açıklamayı unuttunuz mu? Yok, bu konuda bütün şeyler unutma diye, besmele şartı olan bir ayeti kerime yok bir kere. O ayete verilen yanlış anlam var. Onu da biz daha önceki derslerimizde defalarca söyledik. Bunu burada tekrar onun üzerinde durmayalım. Bu konuda ayrı bir şey duruyor değil mi ders? Başlığı neydi? Kur'an'da haram kılınan yiyecekler diye kurandersi.com'da bu konular bütün detaylı anlatılıyor. Onu eğer dinlerseniz, yani ayete verilen bir yanlış mana var. Onun dışında başka bir şey yok. Şimdi onun üzerinde durmayalım çünkü vakit bayağı geçti. Sorular da çok. Evet, Abdullah Alay İsviçre'den soruyor. Bu da Deccal'ı soruyor. Neyse, bu Deccal'ı biz Enes Hoca'ya havale edelim. O işlerle Enes Hoca uğraşıyor. Yok, iş ahirette, kıyamette alakalı oldum ona. Şimdi ona yakında inşallah çalışmasını bitirirse biz de istifa ederiz. Şimdi bizim arkadaşlarımızın hepsinin etrafında birkaç tane yardımcısı olması gerekiyor. Yardımcı falan yok. Dolayısıyla yani başladıkları çalışmaları kısa sürede bitirmeleri mümkün olmuyor. Günlük işler çok fazla olduğu için. Esra Aydın Antalya'dan sormuş. İş yerinde bizi hareketleriyle rahatsız eden bir arkadaş var. Üstümüz olmadığı halde öyle davranıyor ve kendisini önce sözde ve sürekli halimize uyarsak da tavırlarına devam ediyor.
En son bizi arkasından bu meseleyi konuşurken buldu. İş dışında hakkında hiçbir şey konuşmadık. Bu konuşmalarda dedikoduya girer mi? Devlet yöneticilerini de eleştirip konuşmuyor muyuz? Şimdi bir kişiyi bir başkasına karşı uyarmak gıybet olmaz. Ama o kişi, bir kişinin aleyhinde onun hoşlanmadığı şekilde arkasından konuşmak gıybet olur. Böyle bir şey yaptıysanız tevbe edersiniz, Cenab-ı Hak affeder inşallah. Ahmet Er Samsun'dan, dur bakayım vakit iyice geçti. Bunları da daha sonraya bırakalım. Siz bunları, İbrahim sen bunu işaretle de, Ahmet Er haftaya buradan itibaren devam edelim. Bu arkadaşlarımızın hakkı kaybolmasın. Burada bir başka soru var. Namazdan sonra çektiğimiz tesbihler Peygamberimiz zamanında uygulanıyor muydu? Tabii. Yani pek bu hadis-i şeriflere dayanıyor. Namazdan sonra çekilen tesbihler. Hemen çıkmayın, bir şeyler söyleyeceğim. Öyle hemen acele etmeyin. Burada Mustafa Çavdar'ın önemli bir duyurusu var. Gitti mi yoksa kendisi? Dışarı çıktı ha. Şimdi yakında Allah nasip ederse Kur'an-ı Kerim anlama bilgi yarışması düzenliyoruz 26 Nisan'da. Bunun bütün çalışmalarını arkadaşlar yapıyorlar. Sabahtan akşama kadar, pazar da dahil, cumartesi pazar, sabah 8, 9, akşam 10, 11'e kadar çalışıyorlar. Allah razı olsun. Gerçekten çok büyük bir gayret gösteriyorlar. Şimdi burada diyorlar ki arkadaşlarımız, bu yarışmaya katılmayacak olanlar gözetmen olurlar mı? Çünkü Milli Eğitim çok sayıda okul verdi. Her sınıfa bir tane gözetmen lazım. Yani o imtihan sırasında sınıfın başında bulunacak kişilere ihtiyaç var. Gözetmen olmak isteyen, kadın erkek fark etmez, lütfen isimlerini Halit Bey'e veya da Mustafa Çavdar Bey'e yazdırsın. Bir de arkadaşlarımız afişler bastırdılar. İş yerinizde ya da bir başka yerde onları asmak isterseniz buradan alabilirsiniz. Hemen şurada masanın üzerinde. Oradan alabilirsiniz. Broşürler var. Çok sayıda broşür ellerinizde görüyorum. Onları da dağıtacağınız kişiler varsa onları da lütfen alın ve dağıtın.